Milletvekili Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Kişisel verilerin güvenliği ile alakalı uyum yasaları kapsamında bir takım çalışmalar yapıyoruz. Fakat biz Türk milleti olarak gelişme ve değişmeye, özellikle de modernitenin ürünlerini gündelik hayatımızda kullanmaya o kadar çok mahiriz ki her türlü teknolojiyi üretim noktasında, kafa yorma noktasında, Ar-Ge noktasında olmasak da tüketimi konusunda gündelik hayatımıza aktarma konusunda çok mahiriz. Bunlardan birincisi cep telefonu kullanmanın sayısal çokluğu, hemen arkasından da internet dünyasında sosyal medyaya erişim. 40 milyonun üzerinde Facebook'un Türkiye'de üyesi var. Sözüm ona yer yer başa bela olan Twitter kullanıcıları Facebook kadar fazla olmasa da yine de onun da hatırlı bir takipçisi var. Bunlar bir noktada güzel. Fakat teknolojinin sosyal değişmeyle beraber toplumsal dönüşüme olan bilgiye erişme, bilginin kullanımı ve şeffaflığıyla ilgili belli filtrelerin kullanılmamasıyla alakalı ciddi bir problemle de karşı karşıyayız. İnanıyorum ki bugün parlamentonun ortak bir önergeyle kabul etmiş olduğu istismar ve taciz konuları, haya edep konuları dahil bununla doğrudan ilgilidir. Bu konuda 7'den 77'ye sosyal medyaya erişim konusunda çocuklarımızın tamamının elinde bulunan ve bulunmaya gayret edilen, hatta asgari ücretle bir taşeron işçisinin en üst düzeyde bir markaya erişme kaygısındaki tüketim çılgınlığını da burada vurgulamamız gerekiyor. Taşeron işçisi demişken burada iki tane taşeron problemi var. Aziz milletvekilleri, bizim meclis grubunda tüm milletvekili arkadaşları 2-3 gündür Salı Başbakan'ın konuşmasından bu tarafa günlük 15-20 tane arkadaş arıyor. Bu taşeronlarla ilgili konu nerede, nasıl olacak diye. Bu konuda Sayın Maliye Bakanı ile Sayın Başbakan'ın açıklamaları birbiriyle uyumlu değil. Mesela orman işçileri, şeker fabrikasındaki geçici işçiler, özel güvenlikler, temizlik işçileri, milli eğitimdeki usta öğreticiler, termik santrallerindeki geçici ve taşeron işçileri olarak sıralayabileceğimiz pek çok insanlar zannediyorlar ki kamu statüsünde devlet memuru olduk, büyük bir heyecan yaşıyorlar. Bu insanlara büyük bir umut yaşatıp arkasından bir boşluk çıkacaksa bu bir sıkıntı doğurur kanaatindeyiz. Lütfen bu konuda derhal hükümetin hangi konularda kimler nasıl faydalanacak netlik kazandırması ve bu konuda da gereğini yapması lazım. Fakat bu 3 yıllık sözleşmeyle acaba 2019'da eğer daha önce olmazsa seçimlere yeni bir vaadinde zemini ve istismar alanı mı olacak? Çünkü biz 7 Haziran'la 1 Kasım arasında İş ve İşçi Bulma Kurumu üzerinden bölgedeki istismar alanlarını ve birkaç ay içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarında verilen isimler nasıl geçici statüde değerlendirildi, bunu çok yakın seyrettik. Bir de bu konuyu ciddi anlamda siyasete, insanların ekmeğiyle ve istikbaliyle bana oy ver arasındaki uygulamayı artık inşallah Türkiye bir gün kapatır. İkinci bir taşeronluk problemi var. Beni ilgilendiren tarafı, genel siyaseti ilgilendiren tarafı elbette ki 17-25'e kadar gidiyor. Bu Rıza'nın, zarafın problemi. Ama Rıza düne kadar bir yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun ifadesi olurken acaba bugün bir milli güvenliğin problemi mi? Ciddi anlamda bununla da alakalı toplumda soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bir an önce siyasi iradenin kaldırması lazım. Rıza acaba Amerika ile anlaştı, bir takım bilgi ve belgeleri oraya götürerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit mi edecekler? Bu tehdit karşısında topal ördek konumuna düşecek olan irade acaba yeni tavizler mi verecek? Büyük Orta Doğu sürecinin askıya alınmış bölümlerini faaliyete geçirmenin pazarlık zeminleri mi oluşturulacak? Bununla ilgili ciddi sorular var. Bu bir taraftan bakarsan yeniden kahraman olmanın hikayesi. Acaba bu görüntünün arka planında yeni bir pazarlıkların zemini mi? Bunlar koca koca sorular. Taşeronluk yapan Rıza konusunun bir an önce milli güvenlik sorunu olup olmadığı konusunda açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda iki hususu dile getirdik. Bir an önce de terörün kökünün kazınması konusunda, şehit haberlerinin gelmediği günlerin olması konusunda da temennimiz sonsuzdur. Desteğimiz Allah'ın izniyle sonsuzdur. Bugün sayısı 5 olan şehitlerimizin
huzurunda saygıyla eğiliyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Milli maçta Türkiye'ye başarılar diler. Genel kurulu sevgi ve saygılarla...